Üçüncü etkinliğimize geçmeden önce Paint düğmemizden yeni bir sayfa açıyoruz ve kaydetmemeyi tercih ediyorum. Bu etkinliği yapmadan önce Paint ders 4 videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada şekillerden daha detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Şimdi hızlıca uygulamasını yapalım. Şekiller bölgemiz burası. Buradaki şekilleri kullanacağız. Şekillere tıkladığım zaman ana hat, doldur seçeneklerinin aktif olduğunu göreceğiz ve bunları sürekli kullanacağız. Boyut aracı aktif, boyut aracını kullanacağız. Ayrıca sürekli renk değişimi yapacağız. Çizgi aracından başlıyorum. Daha önce öğrenmiştik, CTRL artı ile mümkün olduğunca kalın çalışmaya çalışalım. Bu yeterli. Ayrıca Shift tuşunu da sürekli kullanmanızı istiyorum. Şu anda elimi sürekli olarak Shift'e basarken aşağı doğru çizgimi oluşturacağım. Bakın eğer yana doğru kayarsam zaten çok net atlayışlar yapıyor. Şu doğrusal olanı seçeceğiz. Ardından diğer aracımıza geçiyorum. Eğri aracı. Renk değişimi yapacağım. Ayrıca ana hat kısmından desen değişimi yapacağım. Buradan düz rengi kullanmıştım. Hemen bir sonraki boya kalemi desenine geçelim. Yine Shift tuşuyla başlangıç yapıyorum. Ancak gri renk aktif olmadı. Bir saniye. Şu şekilde. Yeniden oluşturuyorum. Shift tuşum da aktif olmadı. Yeniden Shift'e bastıktan sonra, evet bakın şimdi aktif oldu. Çizgimi oluşturduktan sonra iki kez şöyle bir kıvırma işlemi yapalım. Bu şekilde ikinci eğrimizi oluşturmuş olduk. Gelelim oval şeklimize. Oval şekline geldiğimde ana hattı sırayla ilerletiyorum bu arada karışıklık olmasın diye. Düz renk ve boya kalemi desenleri kullanıldı. Sırada işaretleyici var. Ana hat kısmından bunu seçiyorum. Doldurdan ise henüz hiçbir desen kullanılmadığı için ilk desen olan düz rengi seçmenizi istiyorum. Ve renkleri sırayla kullanalım. Yine karışıklık olmasın. Birinci renk kutusuna sıradaki koyu rengimizi alıyorum. İkinci renk kutusuna ise hemen onun altındaki açık tonu seçmenizi istiyorum. Yine Shift tuşunu kullanalım. Ve çok net bir daire oluşsun Shift tuşu sayesinde. Bu şekilde dairemizi oluşturduktan sonra dilediğimiz yere şöyle bir kenara taşıyalım. Sıradaki şeklimiz dikdörtgen. Ana hat kısmından yine farklı bir desen. Doldur kısmından farklı bir desen. Birinci kutumuza hemen sıradaki rengimizi, ikinci kutuya ise onun altındaki rengi seçerek Shift tuşuna basıyorum ve tam bir kare oluşturuyorum. Bunu sürekli devam ettireceğiz. Desen ve renk değişimini sürekli kullanmanızı istiyorum. Shift'e basmayı unutmuyoruz. Yuvarlatılmış karemiz de oluştu. Çokgen aracını sona bırakacağım. Üçgene de geçelim. Hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Artık mantığını anladık şekillerimizin. Üçgen için de yine desen değişimine devam ediyorum. Renk değişimini yapıyorum. Ve yine Shift'e bastığımız zaman üçgende de tam bir eşkenar üçgen oluştuğunu göreceğiz. Eğer bakın Shift'e basmazsam çok daha farklı çeşitli üçgenler oluşabiliyor. Ama Shift kullandığım zaman kesinlikle bir eşkenar üçgen oluşacaktır. Bunları geri aldıktan sonra eşkenar üçgenimi oluşturup kenara alıyorum. Farklı olarak bir de bulut oluşturalım. Bulutta da hem ana hat hem doldur seçenekleri aktif. Bunları kullanalım. Son deseni kullandığım için başa geri dönüyorum. Doldurda ise sırada doğal kalem deseni varmış. Ardından mavili renkleri ayarladıktan sonra bakın bulutumu istediğim yöne doğru uzatabiliyorum. Peki bulutu Shift ile kullanırsam ne olacak? Bakın her tarafa doğru uzatamıyorum. Yine çok net bir bulut şekli oluşuyor. Shift'in bir etkisi varmış bulut üzerinde de. Ve ben yine Shift ile beraber oluşturacağım bulutumu. Bu da tamam. Son olarak çokgen aracıma geliyorum. Bunu Shift kullanmadan yapmanızı istiyorum. Shift kullanmayacağız bu araçta. Diğer hepsinde kullanmıştık. Pürüzsüzlük oluyor ama yine bazı farklı görüntüler oluşabiliyor çokgen aracında çünkü. Ana hattımızdan sıradaki desen, doldurdan da yine sıradaki deseni alıyoruz. Renklerimizi de mor olanlardan seçelim. Nasıl yapıyorduk yıldızımızı? Normal çiziyormuş gibi başlıyoruz.
Ardından ilk çizgiden sonra diğer çizgileri tam olarak çizmeden son noktasına tıklıyoruz. Bu şekilde. Tıpkı çizdiğimiz sırayla ilerliyoruz kenarlarda. Son noktaya garanti olsun diye çift tıklarsak şeklimiz sonlanıyor. Etrafındaki bu noktalı bölge göründüğü zaman şekil sonlanmış demektir. Evet, yapacağımız etkinlik tam olarak bu şekilde olacak.